Çağla'yı çağır. Doktor Holloway! Charlie! ...1989, Skye Adası, İskoçya. Tarihini belirledin mi? 35 bin yıl, belki daha yaşlı. Şaka olmalı. Bu aynı dizilim. Bu diğerlerinden 1000 yıl kadar daha eski olmalı. Bence gidip onları bulmamızı istiyorlar. Bilimsel araştırma gemisi Promete. Mürettebat 17. Tarih 21 Aralık 2093. Dünyaya olan uzaklık 3.27 çarpı 10 üzeri 14 kilometre. Varış noktası belirtilmemiş. Show. Yolcu Elizabeth Shaw, Rem Evresi 3. O adama ne oldu? Öldü. Neden onlara yardım etmiyorsun? Yardımımı istemiyorlar. Onların tanrısı bizimkinden farklı. Peki neden öldü? Çünkü er ya da geç herkes ölür. Annem gibi mi? Annen gibi. Ölüler nereye giderler? Herkes başka bir isim verir. Cennet. Aden. Adı ne olursa olsun. Çok güzel bir yerdir. Güzel olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü buna inanmayı seçiyorum. Sen neye inanıyorsun Elif? Günaydın David. Mesaj gönderiliyor. Yanıt yok. Her ne kadar bu telaffuz bir yan dil biçimi olarak Hint-Avrupa kökenlilere isnat edilse de aslında kökeni 5000 yıl ya da daha geriye dayanan ses birimsel bir öğedir. Çılay Kırım masalına bakacak olursak benden sonra tekrar et.
Hewis, Hiasma, Huelnanahast, Aunse, Da Drukta. Hewis, Hiasma, Huelnanahast, Aunse, Da Drukta. Mükemmel. Bay Lovrans. Evet. Kağıt efendim. Teşekkürler. Bunu çok fazla yapıyor. Bu sadece et ve kan. Michael George Hartley, sen bir filozofsun. Ve sen de delisin. Oo! Bu şey canını yakıyor. Elbette yakıyor. Öyleyse hilesi ne? Hilesi William Potter, canının yanmasını aldırmamak. Hilesi William Potter, canının yanmasına aldırmamak. Hilesi William Potter, canının yanmasına aldırmamak. Dikkat! Varış noktası eşiği. Dikkat! Varış noktası eşiği. Dikkat! Varış noktası eşiği. Bornoz. Ne kadar oldu? 2 yıl, 4 ay, 18 gün, 36 saat, 15 dakika. Kayıp var mı? Kayıp mı efendim? Ölen oldu mu? Hayır efendim. Herkes iyi. Öyleyse uyandır onları. Sakin olmaya çalışın Doktor Shaw. Benim adım David. Beyniniz derin uyku sonucu bir şok yaşıyor. Önemli değil. Bu çok normal. Eli. Geldik bebeğim. Tamam, tamam. Tüm reddemen bol bol su için, bol bol sıvı alma. Bol bol su için, bol bol sıvı alma. Tüm reddemen bol bol su için, bol bol sıvı alma. Bu da neyin nesi? Noel'deyiz. Zamanın geçtiğini göstermek için bayramlara ihtiyacın var. Görev briefingi başlamak üzere kaptan. Yola çıksanız iyi olur. Ben daha kahvaltımı etmedim. Ha, bu yerin sahibi var mı? Milburn, biyoloji. Memnun oldum. Tamam. Bak ha. Alınma ama 2 yıldır uyuyordum. Buraya arkadaşın olmaya gelmedim. Para kazanmaya geldim. Anladın mı? Ha, tamam. Bahse varım, bu bir gezegen biçimlendirme araştırması. Hayır, bir araştırma olsa bunu baştan söylerler. Bu bir şirket sırrı, bize hiçbir şey söylemezler. Hadi. 100. Tamam, anlaştık. Heyecanlı görünüyorsun El. Kendimi kaybetmemeye çalışacağım. Kaybetmeyeceksin. Günaydın.
Tekrar görüştüğümüze sevindim. Şahsen işe aldıklarım. Diğerleri için ben Meredith Vickers ve benim işim işlerinizi yaptığınızdan emin olmak. Tamam öyleyse. Gösteri başlasın. Bailen şirketi. Daha iyi dünyalar kuruyoruz. Merhaba dostlarım. Benim adım Peter Bailen. Sizin işvereninizim. Bu kaydı 2081 yılı 22 Haziran'ında yapıyorum. Ve izliyorsanız siz hedefinize ulaşmışsınız ve ben ölmüşüm demektir. Huzur içinde yatayım. Bugün yanınızda olan bir adam var. Adı David. Onun için hiç sahip olmadığım oğlum diyebilirim. Ne yazık ki o bir insan değil. Hiçbir zaman yaşlanmayacak ve hiç ölmeyecek. Ama yine de olağanüstü yeteneklerinin değerini bilemeyecek. Bunun için David'in hiçbir zaman sahip olmayacağı bir şey gerekli. Bir ruh. Ben bütün hayatımı şu soruları yanıtlamaya çalışarak geçirdim. Nereden geldik? Amacımız ne? Öldüğümüzde ne olur? Sonunda beni bu soruların cevabını bulduklarına ikna eden iki insanla tanıştım. Doktor Holloway ve Shaw. Lütfen ayağa kalkın. Görevle ilgili konularda, sorumluluk onlarda. Titan Promete insanlara tanrılarla eşit koşulları sağlamak istemişti. Bu yüzden onu Olimpos'tan kovdular. Evet dostlarım, artık Promete'nin dönüş zamanı geldi. Doktorlar gelin. Sahne sizin. Tamam. Ha, vay canına. Pekala. Hiçbir hayaletten sonra sahne almamıştım. Tamam. Size neden burada olduğumuzu göstereyim. Bunlar dünyanın çeşitli yerlerinde yapılmış kazılardan alınmış bazı görüntüler. Bu Mısır, Maya ve Sümer, Babil, şu Hawaii'den ve diğeri Mezopotamya'dan. İşte bu en son keşfettiğimiz şeylerden biri. Tam 35 bin yıllık bir mağara resmi. İskoçya'daki Skye Adası'ndan. Bunlar aralarında asırlar olan antik uygarlıklardır. Birbirleriyle hiçbir temasları olmamıştı. Ama yine de her birinde insanları yıldızları işaret eden dev varlıklara taparken gösteren aynı hiyeroglifler bulundu. Ve yıldız dizilimine uyan tek Gökada sistemi dünyadan o kadar uzaktaydı ki bu ilkel antik uygarlıkların ondan haberdar olmasının hiçbir yolu yoktu. Ama şu şansa bakın ki bu sisteminde bizimkine benzeyen bir güneşi var. Ve uzun menzilli taramalarımız bir de gezegeni olduğunu gösterdi. Hayatın devamını mümkün kılacak koşullara sahip bir gezegen ve ay. Ve bu sabah oraya ulaştık. Yani şu anda burada olmamızın sebebi mağarada bulduğunuz bir harita mı? Hayır. Evet. Hayır, bir harita değil, bir davet. Kimden? Biz onlara mühendisler diyoruz. Mühendisler mi? Vay canına. Peki bize neyi ürettiklerini söyler misiniz? Onlar bizi üretti. Saçmalık. Tamam, şimdi elinizde bunu destekleyecek bir şey var mı? Yani eğer 300 yıllık Darwinciliği çöpe atmak istiyorsanız bu... Nereden biliyorsunuz? Hı? Bilmiyorum. Ama buna inanmayı seçiyorum. Doktorlar,
macera başlamadan Bayan Vickers sizinle konuşmak istiyor. Vay canına, güzel bir yer. Bu kendine ait bir yaşam destek ünitesine sahip ayrı bir modüldür. Hava, yiyecek. Bayan Vickers'ın yaşama düşman bir ortamda ihtiyaç duyacağı her şey var. Tamam, demek bir filikada yaşıyor. Evet, bu doğru. Riski en aza indirmeyi severim. David, sen doktorlarımıza içki hazırla. Ben vodka alacağım. Buzsuz. Charlie bak, bu bir Pauling tıp kapsülü. Bundan sadece bir düzine üretmişlerdi. Bayan Shaw, lütfen rahatsızlığınızı açık şekilde ifade edin. Lütfen ona dokunmayın. O çok pahalı bir makinedir. Bypass ameliyatı bile yapıyor. Neden ihtiyacın var? Sanırım ilişkimiz hakkında bir yanlış anlaşılma var. Alan sizden etkilenmiş olabilir. Ama ben mühendislerinizin pis mağaralarda yaşamış vahşilerin karalamalarından başka bir şey olmadığından eminim. Ama yanıldığımı ve aşağıda o varlıkları bulduğunuzu varsayalım. Karşı karşıya gelmeyin. Onlarla konuşmayın. Hiçbir şey yapmayın bana haber vermek dışında. Bayan Vickers, bize söylemediğiniz bir gündeminiz daha mı var? Şirketin bu yeri bulup sizi buraya getirmek için $1 trilyon harcadı. Parayı kendiniz bulmuş olsaydınız Bay Holloway, sizin gündeminizi takip etmekten mutluluk duyardık. Ama olmadı. Bu sizi mürettebat yapar. Peki eğer temas sağlayamayacaksak bizi buraya neden getirdiniz? Wayland batıl inançları olan bir adamdı. Gemide inanan birinin olmasını istedi. Şerefe. Yanıt alınmadı. Yani yanıt yok mu? Üzgünüm, hayır. Belki de anlamamışlardır. Derslerin nasıl gidiyor David? 2 yıl boyunca pek çok eski dili kökenlerine varana kadar inceledim. Eğer diziniz doğruysa onlarla iletişim kurabileceğimden eminim. Eğer teziniz doğruysa bu iyiydi. O yüzden adı tez, doktor. Sen neye gülüyorsun? Tamam Bay Ravel ve Bay Chance, hadi indirelim. Anlaşıldı. Tamam kaptan. Nasıl gidiyorsunuz? Harika. Tamam patron. Tüm personel, kaptanınız konuşuyor. Atmosfere giriş için hazır olun. Tamam kaptan. Buna sen de dahilsin bir kız. Atmosfer bilgisi. Atmosfer %71 nitrojen, %21 oksijen ve az miktarda argon gazı. Oo, hava diye buna denir. Dünya gibi. Sadece bir egzoz borusundan nefes alıyorsun. Karbondioksit oranı %3'ün üstünde. 2 dakika elbisesiz kalırsanız ölürsünüz. Zirvenin yüksekliği vay canına 15.000 metre. Everest yanında küçük bir bebek gibi kalıyor. Tamam. Bizi etrafından dolaştır. Bunu giriş noktamız olarak kullanacağız. Kontroller tamamlandı. Birkaç katı nokta var. Metal olabilir. Telsiz sinyali ne de ısı kaynağı var. Evde kimse yok. Çölde hiçbir şey yok. Ve insan hiçbir şeyi istemez. Bu da ne demek? Sevdiğim bir filmden bir cümle. Hadi şu kapıdan geçelim. Hızı 100 deniz mili daha düşürün. Geçiyoruz. Yavaş ve dikkatli. Dengeli tutun çocuklar. Orası. Hayır, ne yapıyorsun? Doktor Holloway, yerinize oturun hemen. Tamam. İşte orası. Tanrı düz çizgiler halinde yaratmaz. Sancak tarafı, şu vadi işte. Kaptan, bizi oraya indirebilir misiniz? Evet, bunu da yapamayacak olsam ne işe yarardım değil mi Bay Ravel? Sancak yönüne 90 derece.
Bir mil sol ön. Bir mil sol ön. İniş işlemlerini başlatın. 50 kumandaya geçiriyorum. İniş başladı. Yavaş olun. Anlaşıldı. Evet bebek, evet. 5 saniye sonra iniyoruz. RCX iticilerini ateşlemeye 4. hazırız. 2, daha yavaş. Kaptan, lütfen keşif ekibine hazırlanıp bizimle kabinde buluşmalarını söyler misiniz? Güneşin batmasına 6 saat kaldı. Sabah gitmeniz daha iyi. Hayır, 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 hayır. Noel geldi kaptan. Ve ben hediyemi açmak istiyorum. Sen de geliyorsun. Hadi. Büyük bir zevkle. Tekerler şunları kontrol edin. Uyarım. Rampa 5 dakika sonra açılacak. R. Jackson. O ne için? Sefer güvenliği. İşim herkesin iyi ve güvende kalmasını sağlamak. Hidrojen basınç seviyesi de. Bu bir bilimsel araştırma seferi. Silah yok. Öyle mi? O halde bol şans. Çekirdek vücut ısısı 36. David, sen neden elbise giyiyorsun? Anlayamadım. Sen nefes almıyorsun. Unuttun mu? Yani uzay elbisesi neden? Siz insanlar türünüzle daha rahat iletişim kurduğunuz için bu şekilde tasarlandım. Bu elbiseyi giymezsem bu amaca ulaşamam. Sizi çok benzer yapıyorlar değil mi? Umarım fazla benzemeyiz. Dikkat! Rampa 15 saniye sonra açılacak. Tamam. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Hey. Bu insanlık için sadece küçük bir adım. Ciddi misin? Hadi, bunu yapmaya hazırsın. Hazır olduğunu biliyorum. Hey Fifield, bu yapının spektrografını istiyorum. Doğal mı yoksa biri mi yerleştirmiş görmek istiyorum. Doğal olup olmadığını söyleyemem. Söyleyebileceğim tek şey içinin boş olduğu. Onu görüyor musunuz? Olumlu. Görüyoruz. Hazır mısınız? Evet. Hadi girelim. Önce sen. Önce sen. Tamam. Dikkat et. Prometi, içeri giriyoruz. Anlaşıldı. Ben...
Arkadaki ne? Bir tür koridora benziyor. Bay Fifield, bu yapının bir haritasını alalım lütfen. Tüm iç yapıyı istiyorum. Takmaya değecek bir şey varsa bu yavrular onları bulacaktır. Yavrular mı? Evet, yavrular. Köpek yavruları. Hürmete, harita çıkarmaya başladık. Anlaşıldı. Vay canına. Fifield, verileri aldın mı? Evet. Köpekler diyor ki bu tarafa. Şuna bakın. Charlie. Tanrım. Güneş ışığı suyu ısıtıyor. Nem oranına bakın. Evet. Karbondioksit seviyesine bakın. Dışarıda tamamen zehirli ve burada hiçbir şey yok. Solunabilir. Oksijen seviyesi. Ne yapıyorsun? Charlie, aptallık yapma. Hey, kuşkucu olma. Burada atmosfer üreten bir şey var. David. Doktor Holloway haklı. Dünyadakinden daha temiz. Bu gezegeni biçimlendiriyorlarmış. Lütfen yapma. Bak Eli, Charlie, bunu daha fazla Charlie, takmayacağım. Lütfen. Bana şans ile bebeğim. Duyuyor musun? Sakın başlığı çıkarma. Seni kaçık serseri. Hürmete, bu gösteriyi izlemeye devam etmek istiyorsanız elbise kameralarımıza geçin. Çünkü başlıklarımızı çıkarıyoruz. Anlaşıldı. Kamera değiştiriyoruz. Hadi. Öde. Ne? Neyi ödeyeceğim? Ne demek neyi ödeyeceğim? Biri aşağıda solunabilir hava üretiyor. Dostum, bu gezegen biçimlendirmedi. Hayır, bahis buraya neden geldiğimizle ilgiliydi. İhtiyar Marslılarla konuşmak istiyor demiş olsaydın o zaman öderdim. Ya hadi 100 kredi. Yan ekim müzik derslerine bağışlayacağım. Buna ne diyorsun ha? Burası -24 derece. Öyleyse su neden donmuyor? Belki bu su değildir. Belki Marslı sidiğidir. Yani senin ha, bilimsel teorin bu öyle mi? Bay biyoloji. Her neyse çok kolajen içeriyor. Bir tür tortuya benziyor. Etkileyici. Bu neydi? David? David? Bu da ne? David? Eli! Bu da neydi böyle? Silah getirmememiz çok iyi olmuş. Hadi Eli. Kimin fikriydi bu? Koşun! Hadi!
Hayır. Nereye gitti? Bekle, bekle. İşte orada. İşte orada. İşte orada. Deli. Aman Tanrım Charlie. Onları bulduk. Ne demek onları? Onlar Eli. Bir kapıya benziyor. Ve kapı onun başını koparmış. Lanet olsun. Haklı çıktılar. Yoksa yanılmalarını mı istiyordun? David, lütfen bana bunu okuyabildiğini söyle. Belki. Hayır, ben buradan gidiyorum. Hey Fifield, nereye gidiyorsun? Ne? Bak, ben sadece bir jeoloğum. Taşları severim, taşlara bayılırım. Artık sizin taşlarla ilgilenmediğiniz ortaya çıktı. Sizin ilginizi çeken şey dev yaratıklara ait cesetler. Ve benim dev yaratık cesedi alanında katkıda bulabileceğim bir şey yok! Bu yüzden mahsur yoksa gemiye döneceğim. Bana katılmak isteyen var mı ha? Kalıyor musun? Hayır, gemi daha iyi. Evet, gemi çok daha iyi. Yaratıcınla tanışabildiğim için seni kutlarım. Teşekkür ederim. Topla artık kendini. Deli olanı sen sanıyordun. Karbon okuyucu yanında mı? Teşekkür ederim. Öleli ne kadar olmuş? Yaklaşık olarak 2000 yıl. Ne yapıyorsun David? Kapıyı açmaya çalışıyorum. Hayır. Diğer tarafta ne olduğunu bilmiyorum. özür dilerim. Şuraya bak Ford. Bu başı. Bu kadar iyi korunmuş olması inanılmaz. Onu götüreceğiz. Evet. İnsana çok benziyor. Güzel bir resim. Bu bir duvar resmi. Hayır dur, dokunma. Özür dilerim. Lütfen hiçbir şeye dokunma. Terliyor. Organik. Olamaz. Charlie, duvar resimleri değişiyor. Odanın atmosferini etkilemiş olabiliriz. Charlie, duyuyor musun? Kafa! Ford, çabuk yardım et, kafayı alalım.
Patron. Ne oldu? Yaklaşan bir fırtına cephesi var. Kum ve çok fazla statik elektrik. Bu iyi değil. Görebiliyorum. Tamam. Hadi. Yer ekibi ben Yanık. Geri dönseniz iyi olacak. Yer ekibi beni duyuyor musunuz? Saatte 200 kilometre hızla bir kum fırtınası yaklaşıyor ve elbiselerinizi çalışmaz hale getirebilir. Anlaşıldı efendim. Ama daha fazla zaman gerek. Dış kapıları 15 dakika içinde kapatacağım. Umarım bu süre içinde dönebilirsiniz. Charlie! David! Hemen gitmemiz gerek. Burası sadece bir mezar. David! Üç deyince. Üç. Gidelim. Yavaş yavaş yavaş. Tamam. David, hadi gidiyoruz. Hadi. Lanet olsun, fazla zamanımız kalmadı. Hadi gidelim. Promete'den yer ekibine. Zamanınız azalıyor, zamanınız azalıyor. Tamam, hadi gidelim. Dün görevi tehlikeye attığın yetmiyormuş gibi neredeyse kendi ölümüne sebep olacaktın. Sen iyi misin? Evet. Teşekkür ederim David. Benim için bir zevk. Tamam çocuklar, sizi gördüğümüze çok sevindik ama Milburn ve Fifield neredeler? Onlar daha dönmedi mi? Onlara ulaşmaya çalış. Tamam. Buradan daha önce geçmiştik Fifield. Bilmiyorum. Hepsi bana aynı görünüyor. Ben kaptanınız, beni dinleyin. Statik elektrik ve rüzgarın hızı yüzünden gelip sizi almanın güvenli bir yolu yok. Ne? Isı büyük bir hızla düşüyor. Isınmak için başlıklarınız takılı kalsın. Fırtına geçene kadar. Kaptan ha? Bilim adamı ve onun fanatik sevgilisine bir mesaj iletir misin? Hı hı. Yanında kalem var mı? Hayır, hayır. Aklımda tutabilirim. Canları dediğimi söyle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam çocuklar, merak etmeyin. Sabah gelip sizi alacağız. Şimdi ne tarafa? Tamam. Evet, hangi tarafa? (Gülüyor)
örnek isterim. Bulaşıcı bulunamadı. Tamam. Örnek temiz. Bulaşıcı bir şey yok. David. Hepsi ölü mü değil mi? Ne? Kim? Mühendisleriniz. Hepsi ölü mü değil mi? Bilmiyorum. Buraya daha yeni geldim. Tara. Ölü olmaları umrunda olur muydu? Weyland'ın umrundaydı. Doktor Shaw. Şuna bir bakın. Bu bir dış kabuk değil. Evet. Sanırım bu bir kask. Bakalım kaldırabilecek miyiz? Evet. Bunu zorlayarak açabiliriz. Hadi deneyelim. David. Dikkat. İşte böyle. Başının üstündeki ne? Yeni hücrelere benziyor. Şey aşamasında olmalı. Dönüşüm mü? Evet. Neye dönüşüyordu? Locus Serelius'a uyarı vermeyi dener misin? Ve bence sinir sistemini hala yaşadığına inandırabiliriz. 30 amper. Tamam. Fazla olmasın. Buradan bir kesik açacağım. Tamam. Artır. 40 daha. Tamam. 40 arttırdım. Bunu gördün mü? Evet. Evet. Gördün mü? 10 daha artır. Tamam. 10 arttırdım. Söz. Bu biraz fazla olmuş olabilir. Aman Tanrım. 10 düş. Tamam. 10 düşüyorum. 20 daha düş. Evet. Tamam. Elimden geleni yapıyorum. Deniyorum ama inmiyor. Ford indir. Ford. Dur dur. Oh Tanrım. David. Hemen kapalı alanı al. Kapalı mı? Kapat şunu hemen. Tanrım bu koku. Tanrım şuna bir bakın. Kötüye gidiyor. Demek ölümlüymüş. Ford, örnek al. Şuna bir bakalım. Hayır efendim, ben hallederim. Evet efendim, anlaşıldı. Özür dilerim. Ne yazık ki biraz erken. Elbette efendim. Bayan Vickers. Ne dedi David? Size söylememi isteyeceğini sanmam. Sana ne dedi dedim. Özür dilerim ama bu ne? Gizli bilgi. Öyleyse yemin ederim. Seni çalıştıran o kabloyu bulup hiç acımadan keseceğim. Sana ne dedi söyle. Dedi ki daha çok çalış. Bir bardak çay efendim. Genetik görüntü. Tamam. Hadi DNA'sına bir bakalım. Dizi izole et. Tamam. Yüklediğimiz gen örneğiyle karşılaştırayım mı? Evet.
Üst üste izleme. İşleniyor. İşleniyor. DNA eşleşti. Aman Tanrım. Bu biziz. Bu her şey. Onları ne öldürmüş olabilir? Büyük şeylerin küçük başlangıçları olur. Rahatsız mı ediyor? Azalmış olacağını düşündüm. Kendine de bir kadeh al. Teşekkür ederim ama ne yazık ki ben de boşa gider. Ha, doğru. Gerçek bir insan olmadığını neredeyse unutacaktım. Mühendislerinizin ölmüş olmalarına çok üzüldüm, Doktor Holloway. Gelerek zamanımızı boşa harcadığımızı düşünüyorsun, değil mi? Sorunuzun cevabını vermem için neye ulaşmaya çalıştığınızı bilmeliyim. Ulaşmayı umduğumuz şey yaratıcılarımızla karşılaşmak, cevaplar bulmaktı. Onlar en başında bizi neden ürettiler? İnsanlarınız beni niçin üretti? Yapabileceğimiz için. Aynı şeyi duymak sizde nasıl bir hayal kırıklığı yaratır? Hayal kırıklığı yaşamıyor olman iyi bir şey olmalı. Evet. Bu harika bir şey. Size bir şey sorabilir miyim? Lütfen sor. Bulmaya geldiğiniz şey için ne kadar ileri gitmeye hazırsınız? Cevaplar için neler yapabilirsiniz? Düşünebileceğin her şeyi. İşte buna gerçekten içilir. Şerefine içiyorum dostum. Sağlığınıza. Bunlar o şeyler. Gerçekler mi? Tabii ki gerçekler. Yüce Tanrım, yani şu yığına bak. Ne kadar çok olduklarına bak. Sanki bir şeyden kaçıyormuş gibiler. Tamam. Dokunma, tamam mı? Baksana bu şeyin içi dışına çıkmış. Yani neredeyse patlamış gibi. Sanki bir tür katliam tablosundan bir sahne gibi. Evet. Şimdi onları öldüren her neyse çoktan gitmiş olmalı, değil mi? Pozisyonunuz nedir? Promete, ben Milburn. Şu anda 7-0-1-4-7-7'deyiz. Neden? Pekala, yaklaşık 1 kilometre batınızdan sinyal aldım. Ne sinyali? Evet, o sondanın yakaladığı şey her neyse ölü değil. Bir yaşam biçimi algılıyor. Tamam, ne demek bir yaşam biçimi? Oh, hareket mi ediyor? Hayır, hiç sanmıyorum. Kaptan Sinina, şu anda bizim burada gördüğümüz... Şeyi görmedin açık, çünkü görüyor olsan bize o sinyalden bahsetmezdin, tamam mı? Biliyorum çocuklar. Buradaki fırtına yüzünden sinyaliniz kesintili geliyor. Bunun bize hiçbir yararı yok kaptan. O hareket ediyor mu? O şeyler hareket ediyor mu? Hayır.
Aslında şimdi kayboldu. Bir parazit olmalı. Ne demek bir parazit? Pekala çocuklar. İyi uykular. Birbirinizi korkutmamaya çalışın. Kaptan, ne demek bir parazit? Bak. Milver, ne demek istiyor? Dur. Şey mi demişti? Bir kilometre batı değil mi? Evet. Değil mi? Şimdi biz gidip bakmak istemeyiz değil mi? Ha, elbette hayır. Peki nereye gideceğiz? Doğuya. Doğuya. Sadece bir parazit. Parazit, sinyal, yaşam biçimi ne demek bu? Bu hologram kayıtlarda görünen canlının davranışlarına bakarak hala kafanın patlamasına neyin neden olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İster istemez şüpheleniyorum. Burada bir salgın mı olmuştu? Beni sen mi aradın? Söylemem gereken önemli bir şey var. O ne? Bu benim şampanya ile birlikte dondurduğum gül. Sana bulmaya geldiğimiz şeyi bulduğumuzda verecektim. Bulmaya geldiğimiz şeyi bulduk. Buradaydılar ve bu... İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en önemli keşfi. Ha, biliyorum. Bu inanılmaz. Gerçekten öyle ama... Onlarla konuşmak istiyordum. Yani sen neden geldiklerini merak etmiyor musun? Hı? Bizi neden bıraktıklarını? Sadece cevap istiyorum bebeğim. Biz haklıydık Charlie. Ve artık kanıtım da var. Bak. Genetik materyalleri bizimkinden daha eski. Biz onlardan geldik. Şaka yapıyorsun. Hayır. Tamam. Tamam. Evet. Artık babanın acını çıkarabilirsin, öyle değil mi? Neden bunu yapmak isteyeyim? Şey, çünkü bizi onlar yarattı. Onları kim yarattı peki? Kesinlikle. Hiç bilemeyeceğiz. Ama işte bildiğimiz şey. Hayatın yaratılması konusunda özel olan hiçbir şey yok. Yani herkes yapabiliyor. Tek gereken bir parça DNA ve biraz zeka. Öyle değil mi? Ben yapamıyorum. Ben can veremiyorum. Bu durumda ben ne oluyorum peki? Eli, öyle demek istemedim. Ben şeyden bahsetmiyorum. Çocuklardan mı? Bizden. Hey. Elizabeth Shaw. Sen hayatım boyunca tanıştığım en özel kişisin. Ve seni seviyorum. Hey. Bu şey daha ne kadar sürecek? Bilmiyorum. Ben sadece kaptanım. O şey ölen bir kedi gibi ses çıkarıyor. Bak, bilgin olsun, bu gördüğün şey bir zamanlar Steven Stills'e aitti. Kim olduğunu bilmem mi gerekiyor? Biliyor musun? Benimle yatmak istiyorsan, piramit haritasıyla ilgilenmişsin gibi davranmana gerek yok. Yani sadece, hey, yatmak için geldim diyebilirsin. Doğru, öyle de diyebilirim, değil mi? Ama amacım bir erkekle yatmaksa, dünyadaki tüm erkeklerden yarım milyar mil uzakta bir yere uçmam mantıklı olmazdı, değil mi?
Hey, Vickers. Hey, Vickers. Sormak istiyordum. Sen bir robot musun? Benim odam. 10 dakika. Eğer olamayacaksan... sevdiğin kadınla... olabildiğini sev. Olabildiğini sev. Milburn, bu siyah şeyler de ne? Gazpacho. Bu tütün mü? Ha? Filtrendeki o şey tütün mü? Evet, tabii. Tütün. Her yerdeki bilim adamları adına sana bizden biri demekten utanıyorum. Byfield, Tanrı aşkına. Milver. Evet? Şu şeyi görüyor musun? Sence bu şey bir tür tanrı mıydı? Yani onların taptığı bir şey. Bilmiyorum. Sanki bir tür şey... O da neydi? Ha? O da neydi? Bekle, bekle. Tamam, tamam. Tamam, Milver. Sakin ol. Sessiz ol, tamam mı? Ne bu? Sessiz ol. Tamam, bunu halledebilirim. Merhaba bebeğim. Merhaba. Cevap ver Promete. Burada uzun sürüngen benzeri bir yaratık bulduk. Belki 80-100 santim kadar. Saydam bir derisi var. Çok güzel. Güzel. Sanırım. Promete, iki tane oldular. Şuna bak. Şuna bak bebeğim. Şunun büyüklüğüne baksana. Nedir bu? Bak, şimdi sakin ol, tamam mı? Nasıl sakin olayım? Sakin olmalıyız çünkü bu kız çok güzel. Bunun dişi olduğunu nereden çıkardın? Elbette bir dişi. Baksana. Hey, hipnotize oldu. Gel. Gel hadi. Gel. Tamam. 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 Sakin ol. Merhaba bebeğim. Aptalım. Çok güçlüsün. Bana yardım etsen iyi olacak. Al seni, tamam. Sarım. Hadi. Hadi çiz şunu. Aman sarım. Aman tanrım, sıkmaya başladı. Ben ona dokunmam. Dokunur şu şey, tamam mı? Tanrı aşkına. Daha kötü yaptın. Sıkıyor. Tamam, sıkıyor. Tamam. Kolumu kırıyor. Kolumu kırıyor. Kes onu, kes onu. Kes onu, kes onu, kes onu. Aman tanrım. Uyandın mı? Evet. Ne oldu? Tamam. Fırtına dindi ama Milburn ve Fifield'a ulaşamıyor. Birkaç adamla onları bulmaya gideceğim. Tamam. Nerede olabilirler? Bir fikrin var mı? Son bağlantıda sizin o kafayı bulduğunuz yerin dışındaydılar. Tamam. Hemen geliyoruz. Tamam. Chance. Benimle geliyorsun. Hadi. Tamam patron. Daver. Şu paraziti halledebildin mi? Hayır kaptan, donanımdan kaynaklanmış olmalı. Ne paraziti kaptan? Sondalardan biri bir yaşam biçimi algıladı. Her saatte bir, birkaç saniye görünüp kayboluyordu. İsterseniz sondayı bulup onarabilirim. Ne istiyorsan yap. Rampa şimdi açılacak.
Dikkatli olun, İki, doktor. Bir. Hadi gelin. David, yalnız mısın? Evet, Bayan Vickers. Görüntünü odama yönlendir. Anlaşıldı. Lanet olası. Bağlantıyı kesti. Charlie? Ayağım takıldı. Ah Tanrım, sen hassız. Merak etme, ben iyiyim bebeğim. Hadi. Byfield. Milburn. Hey Chance, yerinde olsam ona dokunmazdım. Doktor Shaw? Evet. Bu vazolardan çıkan şeyin ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı acaba? Hayır. Son geldiğimizde böyle değillerdi. Kaptan. Ne? Kim o? Highfield. Hangisi? Kim o? Hayır, bu Milburn. Eli. Dokunma ona. Eli. Dokunma ona. Eli hayatım. Charlie, ne oldu? Eli. Şimdi bana bak, tamam mı? Sen enfeksiyonları bilirsin. Gördüğün şey ne? Bu iyi değil bebeğim. Bana bak ve gördüğünü söyle lütfen. Aman Tanrım. Kaptan. Ford, buraya gel. Merak etme. Bakışın öyle demiyor. Yanık. Ne var? Buradan gitmemiz gerek. Ne görüyorsun bebeğim? Hayatım, ne görüyorsun ha? Holloway hasta. Durumu pek iyi değil. Yemek borusunda bir hareket görüyorum. Aman. Hadi bebeğim. Hayır. Ben iyiyim. Yanık. Ben iyiyim. Gel de bana yardım et. İyiyim ben. İyiyim. Tamam, ben iyiyim. Ne oluyor? Ben iyiyim. Hadi. Ben iyiyim. Ona yardım edin. Ben iyiyim. Yakaladım. Bunu yapabilirim. Seni buradan çıkartacağız. Bunu yapabilirim. Romati, cevap ver. Başa dikkat et. Tamam, ben iyiyim. Ben takip edeyim. Tamam. Romati, cevap ver. Orada kimse var mı? Takip
Ben Vickers. Evet. Hava kabininde bir sağlık ekibi beklesin. Tam karantina prosedürü. Hadi Holloway. Holloway hasta. Hasta eden ne? Sen dediğimi yap. Hadi onu gemiye götürelim. Burada bir şey var. Salih. Elbisemi giyiyorum. Salih. Neler oluyor? Konuş benimle. Oradayım. Oradaki şey neydi? Hadi gidiyorum. Hadi. Yemek. Acele etmemiz gerek. Çabuk olun. Aman daha hızlı. Yemek. Pek iyi görünmüyor. Aşağıda, aşağıda mı bir şey kaptı? Biz de başlıklarımızı çıkarmıştık. Bilmiyorum. Tanrım. Romete, ben Yanek. Arka kapının açık olmasını istiyorum. Anlaşıldı kaptan. Tanrım. Özür dilerim. Romete, o kapı neden açık değil? Bir kız, bu bir emirdir. Hemen aç o lanet olasıca kapıyı. Dinle, bana bak, tamam mı? Artık çok geç. Ben hastayım. Hayır, geç değil. Hadi. Gemiye binemem Eli. Tanrım, yardım et.
kapı. Kapı ekibi, beni duyuyorsanız ben... Yannick, hemen açın o arka kapıyı. Kapıyı tutun. Rahmete, beni duyuyor musun? Aç dedim şu lanet odası kapıyı. Bu bir emirdir. Aç şunu. Bu da neyiniz? O güverteye gelmeyecek. Bebeğim, kız, hadi. Bu adam hasta. Bunu görüyorum. Bu yüzden benim gemime girmeyecek. Gel buraya gel. Lütfen. Ona yardım edebilir misin? Sen yardım et. Holloway dışında herkes hemen gemiye girsin. Onu bırakmayacağım. Öyleyse kal. Dur bir dakika. Lütfen. Onu izole edip tıp kapsülüne koyabiliriz değil mi? Lütfen bunu yapma. Önemli değil Ali. Vickers. Ne yapıyorsun? Seni seviyorum bebeğim. Seni seviyorum. Hayır. Seni hayır, uyarıyorum. Uzak dur. Can yapma. Uzak dur. Hayır. Hayır Charlie. Yap. Kaybınız için üzgünüm. Bunu almak zorundayım. Mikrop bulaşmış olabilir. Bulaşıcı bir şey varsa hepimize bulaşmış olmalı. O piramide ayak basan herkesten kan alıp incelememiz gerekecek. Evet, elbette. Evet. Bunun bu koşullar altında ne kadar uygunsuz olduğunun farkındayım. Ama emrettiğiniz karantina kuralları gereği bunu sormak benim sorumluluğum. Siz ve Doktor Holloway son günlerde hiç yakın temasta bulundunuz mu? Onunla çok yakın olduğunuz için sadece olabildiğince emin olmak istiyorum. Vay canına. Hamilesiniz. Ne? Ne? Anlaşılan 3 aylık. Ama hayır, bu imkansız. Ben hamile olamam. Holloway ile ilişkiye girdiniz mi? Evet. Ama 10 saat önceydi. 3 aylık hamile olmam kesinlikle mümkün değil. Evet doktor. Bu da alışıldık bir cenine benzemiyor. Onu görmek istiyorum. İyi bir fikir olduğunu sanmam. David, onu görmek istiyorum. Bakın doktor. Onu görmek istiyorum. İçimden çıkmasını istiyorum. Burada böyle bir işlemi yapabilecek personelimiz yok. En iyi seçeneğimiz... Çıkmasını istiyorum. Sizi dünyaya dönünceye kadar... Yeniden uyku kapsülüne yerleştirmek. Lütfen, çıkar onu. İçimden çıkar onu. Çok acı verici olmalı. İşte. Sakinleştirecek bir şey vereyim. Evet, oldu. Birazdan biri gelip sizi... uyku kapsülüne götürecek. Sanki Tanrı'nın sizi terk etmiş gibi. Ne? Yani babanız da benzer koşullarda öldükten sonra Doktor Holloway'i de bu şekilde kaybetmek. Onu öldüren şey neydi? Ebola mı? Ama bunu nereden biliyorsun? Rüyalarınızı izledim. Doktor Shaw.
Size koruyucu kıyafet giydirmeye geldik. Sizi uyku kapsülüne götüreceğiz. Yine uyuyacaksınız. Doktor Shaw. Tamamen uyumuş. Hazırla onu. Acil durum prosedürleri devreye sokuldu. Rahatsızlığınızı sözlü olarak dile getirin. Sezaryene ihtiyacım var. Hata, bu tıp kapsülü erkek hastalar için ayarlanmıştır. İstediğiniz lanet işlem olsun. İçin gerekli prosedürlere sahip değil. Başka yerden tıbbi yardım talep edin. Cerrahi, karın, delici alet yaralanmaları, yabancı cisim, başlat. Cerrahi işlem için hazırlanın. İnceleme başladı. Hadi. Çıkar şunu. Hadi. Lütfen. Tanrım. Hadi. Uyuşturma işlemi başladı. Lütfen. Cerrahi işlem başlıyor. Köprüden hangara kaptanınız konuşuyor. Evet kaptan. Gördüğümü sen de görüyor musun? Fifield'ın monitörü çalışmaya başladı. Ne? Nerede? Şu anda gördüğüm şeye bakarsak tam olarak lanet olası geminin dışında. Bars hemen kapıyı aç. Fifield beni duyuyor musun? Cevap ver. Fifield. Dur bir dakika. Hey Wallace.
Şuna bir bakar mısın? Whitefield? Söyler misiniz neler oluyor orada öyle? Oraya gidelim. Janice, benimle gel, hadi. Gemiye girmesine izin vermeyin. Bitirin şimdi. Vurdum. Hadi. Hazır mısın Janice? Ateş. Evet. Hadi çıkalım şu an. Buradan gitmemiz gerek. Hadi. Sen uyuyordun. Başından beri bu gemideydin. Neden? Evet. Artık yaşayacak sadece birkaç günüm kaldı. Bunu da yaratıcımla tanışma şansını sağlayıp sağlamayacağımızı merak ederek boşa geçirmek istemedim. İşte efendim. Tertemiz oldular. Hmm. Hepsinin öldüğünü söylemedin mi? Ama hepsi ölmedi. Doktor Shaw. Biri hala hayatta. Biz de onu görmeye gidiyoruz. Ne? Beni çevir. Siz bizi yaratan bu şeylerin bizi kurtarabileceklerine de ikna ettiniz. Bastonum lütfen. En azından beni. Seni neden kurtaracaklar? Ölümden elbette. Kaldırın beni. Tamam. Peki efendim. Ama anlamıyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Burası olduğunu sandığımız yer değil. Onlar sandığımız şeyler değil. Yanıldım. O kadar yanıldık ki. Charlie. Doktor Holloway öldü. Gitmek zorundayız. Peki Charlie şimdi ne yapardı? Ve şu anda insanlık tarafından sorulmuş en anlamlı soruların cevabını bulmaya çok yakınız ha? Ne olduğunu öğrenmeden nasıl gidebilirsin? Yoksa inancını mı kaybettin Shaw? Ah!
girin. Nereye gittiğini sanıyorsun doktor? Bu yerin ne olduğunu biliyor musun? Oha, mühendisler. Burası onların evi değil. Burası bir üs. Belki de askeri üs. Ve bu üssü buraya kurdular çünkü böyle bir kitle imha silahını kendi ellerinde üretecek kadar aptal değillerdi. O şeylerin hepsi bu. Tüm o vazolar. Burada ürettiler. Ve gittiler. Onlara da saldırdı ve son. Eve dönme zamanı geldi. Biri hala hayatta. Ne söyleyeceğini öğrenmek istemiyor musun? Umurumda bile değil. Tabii. Senin işin bu gemiyi kullanmak. Doğru. Ama senin de değer verdiğin bir şey olmalı kaptan. Olmasa burada ne işin var? Şuna ne dersin? Orada her ne olursa olsun, o şeylerden hiçbirini yanımızda dünyaya götüremem. Buna izin veremem. Bunun olmaması için yapmam gereken her şeyi de yaparım. Elinizden geleni yapın kaptan. Demek sonunda geldim. Gelmemi istediğini sanıyordum. Gelmemi engellemek için o kadar çabaladıktan sonra seni gördüğüme şaşırdım. Tamam David, bizi yalnız bırak. Elbette efendim. Aşağıya gerçekten inersen orada ölürsün. Bir şeylere olumsuz bakmayı biliyorsun. O yüzden evde kalman gerekiyordu. Sen gidip uzayda terk edilmiş bir kaya parçası üstünde bir tür mucize ararken benim yıllar boyunca bir kurul odasında oturup işlerden kimin sorumlu olduğunu tartışacağımı mı sanıyordun? Bir kral ülkesine hükmeder ve sonra ölür. Bu kaçınılmaz. Bu İşlerin doğal düzeni. Başka bir şey. Hayır. Baba. Hepsi bu. İçinde olduğundan emin değildim. Özür dilerim. Yanlış bir ifade oldu. Olağanüstü bir hayatta kalma içgüdüm var Elizabeth. Wayland ölüp artık seni programlayamadığı zaman ne olacak? Sanırım özgür olacağım. Bunu istiyor musun? İstemek mi? Bu bildiğim bir kavram değil. Ama bunun dışında herkes babasının ölmesini istemez mi? Ben istemedim. Doktor Shaw, bize katılabilmenize sevindim. Başlığınızı çıkarabilirsiniz efendim. Ne? Hava burada solunabilir. Emin misin? Eminim. Bekle. Hala Holloway'in mikrobu nasıl kaptığını bilmiyoruz. Eğer havadaysa... Değil. Nereden biliyorsun? Bana güzel geldi. Gidelim mi? Lütfen. Köprü hemen ileride. Bu nedir? Bir kargo bölmesi.
Yanek. Şuraya bakar mısın? Kaç tane var şov? Binlerce. Aman tanrım. Naber? O şemaları göster. Şimdi hologramı ekliyorum. Kubbeyi kaldır, o bölgeyi izole et. Göster. Aktarıyorum kaptan. Şimdi büyüt. Çevir. Bu bir gemi. Aman tanrım. Bu lanet olası bir gemi. Üstün bir tür olduğundan şüphe yok. Onların uyku odaları eminim sizi de etkileyecektir. Yani bir yere mi gidiyorlarmış? Kabahatlerini ortaya çıkarabildim. Bir şeyler kontrolden çıktığında gitmek üzere oldukları çok açık. Peki nereye gideceklermiş? Dünyaya. Neden? Bazen yaratmak için önce yok etmen gerekir. Nerede David? Bu taraftan efendim. Yaşadığından emin misin? Kesinlikle. Onunla konuşabilecek misin? Öyle sanıyorum. İstediği gibi geldiğimizi söyle. Ona nereden geldiklerini sor. Ne yapıyorsun? Kargoda insanlarını öldüren şeyin ne olduğunu sor. Şov. Yeterli. David. Onu burada ürettiniz. Ve bizim için ürettiniz. Neden? Şov yeter. Tanrı aşkına sustur şu. Nedenini öğrenmem gerek. Nerede hata yaptık? Bize neden nefret ediyorsunuz? Bir daha konuşacak olursa onu vur. David devam et. Ona neden geldiğimi anlat. Rahmanım ay. Yanım mırtı üsteyde. Uyva, on itten söz tatır kreda. Ford, kaç! Oyun mu istiyorsun? Hiçbir şey yok. Biliyorum. İyi yolculuklar, Bay Weyland. Eve gitme zamanı. Bay Chance, eve dönüyoruz. Thank you.
Joe, sen misin? Cevap ver. Yale, beni dinle. Bu gemi havalanıyor. Ne? Neden bahsediyor böyle? Gitmesine izin veremeyiz. Durdurmak zorundayız. Hiçbir şeyi durdurmayacağız Şov. Eve dönüyoruz. Yani durdurmazsan geri döneceğimiz bir ev olmayacak. Bu ölüm taşıyor ve dünyaya gidiyor. Bu bir savaş gemisi değil. Biliyorum. Gidelim. Bunu biliyorum. Ama yapmak zorundasın. Kaptan gidelim. Yani lütfen bana inan. Lütfen. Bu gemiyi kaldırmanı emrettim. Bay Ravel, iyon itkisini hazırlayın. Neden bahsediyorsun sen? Efendim, atmosfer içinde iyon motorunu çalıştırmak... Bizi bir kurşuna çevirir. Demek istediğim de bu zaten. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yani bu benim gemim. Sana bizi eve götürmeni söylüyorum. Vickers, senin yaşam destek modülünü yüzeye bırakacağım. Seni 2 yıl hayatta tutmaya yetecektir. İstiyor musun, benimle mi kalacaksın? Tahliye kapsülüne ulaşmak için 40 saniyen var. Sen delisin. Beyler, bunu tek başıma halledebilirim. Siz bayan bir kırsa katılabilirsiniz. Bağışlayın kaptan ama siz bir gemi pilotusunuz ve bu şey için yardıma ihtiyacınız olacak. Eğer olamayacaksan sevdiğin kadınla... Bahis iptal oldu diye düşünüyorsan yanılıyorsun. Bana borcunu diğer tarafta ödersin. Kadınla. Tamam, bizi olabildiğince yaklaştırın. Bu şeyde tek şansımız var. Kapsülleri bırakın. Tahliyeye 20 saniye. Geri sayım başladı. İyon etkisi devrede. 10. 9. Hadi. 8. Pekala beyler, hadi yapalım. 2. Çarpışmaya çok az kaldı. Ellerinizi çekin! Ya!
Uyarın. 30 saniyelik oksijeniniz kaldı. Hava kabini kapatıldı. Oksijen seviyesi dengeleniyor. Hemen çıkman gerek. Senin için geliyor. Kim geliyor? Hava kabini ihlali. Evet, seni duyabiliyorum. Ölmenden korkmuştum. Sen korkmanın ne olduğunu bilemezsin. Aramızda farklar olduğunu biliyorum. Ama lütfen, senden yardım etmeni istiyorum. Neden sana yardım edecekmişim? Çünkü ben olmadan bu yerden kurtulamazsın. İkimiz de bu yerden kurtulamayacağız. Tek gemi o değildi. Çok sayıda var.
onları çalıştırabilirim. Doktor Shaw. Doktor Shaw. Buradayım. Hacım nerede? Alet kemerimdeki cepte. Bunlardan sonra bile hala inanıyorsun, değil mi? Yön bulma sistemlerini ve haritalarını kullanabilirim demiştin. Evet, elbette. Diğer gemilerden birine ulaştıktan sonra dünyaya giden bir yol bulmak çok kolay olacak. Ben geldiğimiz yere dönmek istemiyorum. Onların geldiği yere gitmek istiyorum. Bunu yapabilir misin David? Evet. Sanırım yapabilirim. Oraya giderek neyi başarmak istediğini sorabilir miyim? Onlar bizi yarattı. Sonra öldürmeye çalıştılar. Fikirlerini değiştirdiler. Nedenini öğrenmek hakkım. Cevabın bir anlamı yok. Fikirlerini neden değiştirdiklerinin önemi var mı? Evet. Evet, var. Bunu anlamıyorum. Çünkü ben insanım ama sen bir robotsun. Affedersin. Hiç önemli değil. Araştırma gemisi Promete'den son rapor. Gemi tüm mürettebatla beraber kaybedildi. Bu mesajı alacak olursanız, mesajın geldiği yere ulaşmayı asla denemeyin. Burada sadece ölüm var. Ve ben de artık burayı geride bırakıyorum. Bugün yeni yıl sabahı. Milattan sonra 2094. Benim adım Elizabeth Shaw. Promete'den hayatta kalan son kişiyim. Ve hala arıyorum.